Bursa Spor TV'de basın tribününe hoş geldiniz sevgili sporseverler. Bu hafta yine Süper Lig'de 34. haftayı, son haftayı konuşacağız. İki takım, Bursa Spor ve Fenerbahçe son haftaya soluk soluğa bir yarış içinde giriyorlar. Son 90 dakikada deyim yerinde ise dananın kuyruğu kopacak ve şampiyon belli olacak. Bu hafta stüdyo konuğum Bursa Hayat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve spor yazarı sevgili Mehmet Ali Ekmekçi. Hoş geldin Mehmet Ali. Merhaba Engin abi. Merhaba. Programa ilk gelişin sanıyorum. Seni Evet. Epey unutmuşuz, ihmal etmişiz. Estağfurullah. Ondan sonra sık sık birlikte oluruz. İnşallah. Evet, şimdi programımızın formatı sana da daha önce söylemiştim, anlatmıştım. Bursa Spor'a konuşacağız. Hı-hı. Süper Lig'i tartışacağız. Özellikle de bu haftaki Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursa Spor Beşiktaş maçları ağırlıklı olarak gündemimizi oluşturacak. İstersen Bursa Spor Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon maçlarına girmeden önce bu yıl bana göre bir tarih yazan ve kulüp tarihinin bütün rekorlarını parçalayarak Süper Lig'in zirvesinde belki de günlerin şampiyon olan bir takım var Bursa Spor. Bursa Spor'un sezon içi değerlendirmesini yaparsam, bir spor yazarı olarak, izleyen bir eski taraftar olarak geçmişten bugüne değerlendirdiğinde artılarını, eksilerini ne şekilde söyleyebilirsin Bursa Spor'un? Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum bu derin övgülerin için. Bursa Spor gerçekten bu sezon inanılmaz bir başarıya imza attı. Atmakta üzere. Bence hala şampiyonun en büyük iddialı takımı. Şimdi Bursa Spor'un şöyle de bir avantajı var. Sezon başında kendilerine ilk 5 içinde Bursa Spor'u görmek ister misiniz deseler herkes can yürekten alkışlardı. Değil mi? Bursa Spor bugün Galatasaray'ın 8 puan önünde Şampiyonlar Ligi'ni garantilemiş bir takım. Yani Avrupa'ya Evet. Kestirme yoldan gidecek takım. Fenerbahçe'nin de son maçını değerlendireceğiz tabii biraz sonra. Evet. Onu da baz alarak hala çok büyük iddiası var. Bursa Spor ilk yarıda tabii istediğimiz, özlediğimiz futbolu sergileyemedi açıkçası. Klasik bir Bursa Spor gibi oynadı. Ancak özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe'nin de puan kayıplarıyla, üç büyüklerin genel olarak puan kayıplarıyla çok iddialı bir konuma geldi. Ertuğrul Hoca'nın da Galatasaray ve Beşiktaş'ın üzerinde bir motivasyon olması, Bursa Spor'un da bu üç takımdan az olmadığını göstermesi, güç itibariyle kenetlenme ruhunu sahaya yansıtma anlamına söylüyorum bunu. Takıma bunu aşıladı. Takımın da genç ve dinamik olması Bursa Spor'un bugünlere gelmesindeki en büyük etkenlerden biriydi. Hı hı. Bursa Spor'un bu başarısı Ertuğrul Hoca'nın da teknik taktik anlamda, moral motivasyon anlamındaki desteğiyle buralara geldi. Bursa Spor'un dediğimiz gibi bu başarısını kimse küçümsemesin. Kimse tesadüf olarak da görmesin. Çünkü Bursa Spor buraya gelinceye kadar İbrahim Yazıcı'nın geçen seneki sözlerini de hatırlayalım. Bu takımı biz başkanlığın ilk sürecinde biz kendimiz kurmadık. Önümüzdeki dönemde Bursa Spor'un başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz diyorum. Şampiyonluğu önemli Bursa Spor vaat etmişti. Vaat etmişti. Şimdi de bu noktaya geldiğimizde ligin en çok gol atan takımı olarak görüyoruz. Evet. Hem de Ankara Spor'un gollerini çıkarmamıza rağmen Bursa Spor inanılmaz bir gol attığını görüyoruz. Evet. Geçmiş dönemlerde Bursa Spor'un 1-2 farklı kazandığı zaman hepimiz müthiş heyecan duyuyorduk. Yaşasın 2-0 bitti. Evet. Birinin üzerinde gol attık diye. Şimdi 2-0 biten maçlar niye 3-0, 4-0 bitmedi diyoruz. Evet. Başarılı futbolunu neden her maç sürdüremediğini tartışmaya başladık. Bu geçtiğimiz dönemlerde alınan bir puanların Bursa Spor'u nerelere getirdiğini konuşuyorduk. İyi ki bir puan aldık. Orta sıralar için iyi bir mücadele oldu derken Bursa Spor inanılmaz bir çıta yükseldi. Aslında kendine zor da bir hedef koydu. Şimdi önümüzdeki dönemde artık Bursa Spor'un ilk 5 dışında alacağı bir derece Bursa Spor için bir başarı kabul edilmeyecek. Sanıyorum şimdi bu gelinen noktada artık Bursa Spor öyle bir şehre ve kente ivme kazandırdı ki taraftar bundan sonra inşallah şampiyon olur diye hala umuyoruz, bekliyoruz. Mutlaka. İkinci bile olsa ki çok büyük bir başarıdır, ben onu söylüyorum. Hı hı. Bundan sonra gelecek olan hem yönetimler hem teknik adamlar için artık lig ikinciliği değil şampiyonluk hedefi konulara gelecek. Yani bundan sonra Bursa Spor'un geldiği noktada bundan sonra iş başına gelecek olan yönetimler işi çok zor. Çok zorlaşıyor. Yani şimdi iş başına geldiğinizde taraftara ne vereceksiniz hedef olarak? İbrahim Yazıcı şampiyonluğu oynattı. Sizin üstünüz ne olacak? Bir Şampiyonlar Ligi atıyorum. Gruplarında tur geçmek. Bir ikinci tura kalmak gibi bir hedef koymak zorundasınız. Yani mutlaka. Gelinen noktada Bursa Spor'un Ertuğrul Sağlam'la yönetimle bu sağladığı ivme ve ligin zirvesindeki bu değişim sadece Türkler Süper Ligi, Bursa Spor tarihinde değil, Türkler Süper Ligi tarihinde de çok önemli bir aşama diyorum. Çünkü 27 yıldır hiçbir Anadolu takımı
bu kadar ligi zorlayamamış. Yani Sivasspor, Antep onlar gelmiş geçmişler ama Bursaspor'un geldiği nokta takdir et şayan. Averaj'dan bahsettin. Aynı zamanda ligin Beşiktaş'tan sonra en az yiyen takım. Bu da Bursaspor'un takım olma kurgusunda önemli bir faktör diyorum ben. Mutlaka bir de defans oyuncularının attığı golleri evet, çok... Değil mi? Ondan söylersen evet. Yabana atmamak lazım. Hatta, neredeyse Favet kadar gol atmışlar. Ivankov neredeyse Sercan kadar gol attı zaten. Ömer Erdoğan 5 gol. 5 gol yani bunlar bir takımın, bir takım olabilmenin başarısını gösteriyor. Ertuğrul Hoca'nın en büyük başarısı bu aslında. Evet. Bursaspor için. Yani takım savunma halindeyken de takım halinde yapmak lazım. Müdafaadan hücuma kalkarken de takım halinde gitmek lazım. Bu mental anlamda futbolcuların zihinlerine kazınmalı. Bunu siz mutlaka sözde dile getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki biz takım halinde oynadık, takım halinde varyasyonlar yaptık ama sadece sözde kalıyor. Bir türlü gerçekleştiremiyorsunuz. Ama Bursaspor bu yıl Ertuğrul Sağlam'ın öncülüğünde bunu gerçekleştirdi. Kim ne derse desin. Hem Ömer Erdoğan'la hem Zapotoçni'yle İbrahim Öztürk'le vesaireyle. Kim oynadıysa o bölgede defansif kurguda Ivankov da buna dahil. Evet. Mutlaka çok büyük bir başarının altına imza attılar. Şimdi bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Bir ilave daha yapalım. Biraz önce söylediğine paralel olarak eğer Bursaspor Beşiktaş maçından da 3 puanla ayrılırsa şu anda Türksel Süper Lig'in tarihinde 75 puana ulaşmış ilk takım olacak. Anadolu takımı olacak. Evet. Doğru. Anadolu takım doğru. İtibariyle. Evet. Bunu küçümsememek lazım. Bu az buz bir başarı değil. Yani Trabzon'un 6 şampiyonluğu var. Böyle başarısı yok bak. Böyle bir başarısı yok. Evet. Burası Sivas, belki bir tane yıldız evet. takmışlar ama evet. bu puanı elde edememiştir. Şimdi bu sorgulanmalı. Bunu artısını eksisini mutlaka ilerleyen sizlerde programda inşallah şampiyon olduğumu mutlaka değerlendireceksiniz. Ancak böyle bir başarıyı şimdilik tırnak içinde söyleyelim. Sağlayanları kutlamak lazım. Evet. Ama kentin şöyle de bir yapısı var. Artık kent her ne kadar Ertuğrul Hoca ikinci de olsak, birinci de olsak aynı kutlamayı gerçekleştireceğiz statta dese de o kupa Bursa'da havaya kalkmalı. Buraya kadar getirmişken bu işi inşallah yapmalıyız. Ha, geçmiş süreçte tabii buraya gelinceye kadar hep onu söyledik. Bugüne kadar Büyükşehir Belediye maçında ve Gençlerbirliği maçında sergilenen futbolun birazcık şimdiki futbola oranla daha dengesiz olması, daha az performans sergilemesi futbolcuların buraya gelmemize sebep oldu. Aslında makas bizim elimizdeydi. Kendi göbeğimizi kendimiz kesecektik. Evet. Ancak orada belki yapılan hatalar evet. vesaireler durumu bu noktaya getirdi. Evet yani bir yerde Bursaspor'un şampiyonluğu için başka takımların alacağı skorları demek etmemesi zorunda lazımdı. Kalacak olan evet. takım Fenerbahçe olacak. Bununla ilgili dün Erman Toroğlu'nun Hürriyet'te güzel bir yazısı vardı. Bu senin söylediğin konuya değinmiş. Elin eşeğini ıslıkça ararmış demiş. Aynen yani öyle. Ama senin için Ankara Gücü bir şey yani Ankara Gücü'nün Bursaspor'la Ankara Gücü taraftarı dost. Yani oyuncu saha içine çıktığı zaman kendi işine bakıyor. Dolayısıyla Ankara Gücü'ne bel bağlamak hep ben söylüyorum onu biraz yanlıştı. Keşke o Büyükşehir Belediyesi ve Gençlerbirliği maçlarındaki 4 puanlık kayıp olmasaydı da şu son haftaya biz şampiyon olarak girseydik çok güzel olacaktı Bursa ama. Bursa basını yine de belki olmaz. İstanbul basında yenildi bu noktada. Kamuoyu oluşturma noktasında maalesef tabii İstanbul medyası kadar daha güçlü değiliz. Bursaspor kardeşliği ön plan alarak Ankara Gücü'lü futbolcuları motive etmeye çalıştı. Evet. İstanbul medyası da futbolcuların antrenmanı boykot ettiğini dile getirerek onları bir stres ve gerginlik ortamı yaratmaya çalıştı. Evet. Bunda da çok başarılı oldular. Ankara Gücü'lü futbolcuların maalesef saha içindeki durumlarını maalesef. Yani gözü yaşlı izlemek zorunda kaldık. O Serkan Kırıntı'nın kardeşlik türküleri biraz tribünlerde kaldı. Doğru, gibi. Aynen katılıyorum sana. Doğru söylüyorsun. Gelelim bu haftaya. Beşiktaş, Bursaspor Beşiktaş maçı. Hı hı. İstanbul'da unutulmaz bir 90 dakika izlemiştik. 2-1'den geriye dönüş. Son 3 dakikaya sığdırılan 2 golle 3-2'lik bir Bursaspor zaferi. Bu hafta da şampiyonluk düğümünü çizecek bir maç. Baktığınızda sana bilgi babından vereyim. Beşiktaş'ta Holosko, Yusuf, Tabatava, Ferrari kesin yok. Sakatlar. Hı hı. Uğur, Sivok, Bobo, Telo sakat. Fakat maça yetiştirmesine çalışılıyor. Serdar Özkan da Galatasaraylı olduğu için büyük bir olasılıkla kadrodan ilk 18'lik kadroda Denizli tarafından tercih edilmeyecektir. Bursaspor'un ise yanılmıyorsam eksiği ve sakatı yok şu ana kadar. İdeal sakatı olsa da bu maçta bir şekilde etmez. Yer alacaklar. Şimdi 90 dakika tabii ki kazanılan galibiyet Bursaspor'un şampiyonluğu için yeterli değil. Hı-hı. İstanbul'daki Fenerbahçe-Trabzon maçının skorunu bekleyeceğiz. Önce onu sonra tartışacağız. Bursaspor Beşiktaş maçı. Taraftar da almıyor Beşiktaş taraftarı haklı olarak. Belki bir misleme demeyeceğim ama
maçın öneminin skorunu arz ettiği önem itibariyle herhangi bir gerginlik olayla yaşanmasın diye İl Spor Güvenlik Kurulu doğru düşünmüş ve seyirci almamış. Nasıl bu atmosferde oynanacak ve Beşiktaş, Bursa Spor Beşiktaş maçında nasıl bir yorum yapacaksın, neler söyleyeceksin? Taraftardan başlayarak sahanın içine inelim. Bursa Spor için çok büyük bir sınav. Taraftar için çok büyük bir sınav. Bir karnaval ortamı yaratılmalı. Bursa Spor'un bugüne kadar nasıl bir başarılı performans sergilediyse, taraftar nasıl İstanbul medyasının dahi göz bebeği olduysa, bu maçta da aynı fair play'i göstereceğine inanıyorum. Evet. Beşiktaş noktasına gelince de işte İstanbul medyasına gene bugün yüklenmeden edemeyeceğiz. Bursa Spor Galatasaray'ın Antalya Spor önünde aldığı mağlubiyetin akabinde Beşiktaş'ın Bursa Spor maçına kazanmak için çıkacağına yönelik sürekli bir, tabiri caizse, gazlamalar var. Onlar klasik gazlama, doğru söylüyorsun. Mutlaka bir motive etmeye çalışıyorlar. Evet. Aslında bakarsanız Beşiktaş'ın Bursa Spor bu saydığın eksikler çerçevesinde çok yenecek bir ne morali var, ne gücü var. Ne de bu hali var. Lige zaten çoktan veda etti aslında. Evet. Onlar yani geçtiğimiz hafta ki maçta da hatırlayacaksın, maçtan ziyade işte Rıdvan'ın o talihsiz olayın üzerine kurgulandı. Evet. Çünkü Manisa Spor'un yaptığı işte klasik hatalardan dolayı bir 2-0'lık galibiyet elde ettiler. 3 puanı öyle hanelerine yazdırdılar. Bursa Spor'un hele de bu geçen haftayı dinlenmiş olarak geçirmesi Beşiktaş maçına özel bir konsantrasyon sağlamalarını da, özel bir hazırlık yapmalarını da bence beraberinde getirdi. Beşiktaş'ın da şu noktada işte üç büyüklüğün, tırnak içinde söyleyelim onu da, getirdiği bir gücü kullanarak Bursa deplasmanına geliyorlar. Tabii taraftar konusuna da gelirsek, acaba alınmalı mıydı, alınmamalı mıydı? İşte önümüzdeki seneye kaldı. Vali yardımcısının da dile getirdiği gibi Bursa Spor şampiyon olsaydı Beşiktaş'ı mutlaka taraftarını da sahaya dahil ederdik dedi. Yani o açıklamaları tabii tartışırız muhakkak ama her şeye rağmen açılmalıydı diye düşünüyorum ben. Bu karnavala, Bursa Spor'un karnavalına Beşiktaş taraftarı da ortak olmuş. Ortak olmuş. Yani görmeliydi o havayı. Yani böyle bir korku imparatorluğunun, korku duvarlarının maalesef bir yerden yıkılması lazım. 5 senedir devam eden çok inat. Mutlaka. Bana göre çok boş bir şey diyeyim ben. Restleşme diyeyim. Yani tabii. Sen gelmezsen ben gelmem, ben gelmezsen sen de gelmezsin. Artık tribünler açılsın. Yani ne olursa olsun Beşiktaş Bursa Spor'un 2004'teki spor küme düşmesinde, 2004'teki küme düşmesinde etkili olsa da 2005'teki artık onu unutmak lazım. Yeni bir sayfa açmak lazım. Yani bu ilerlebet artık bu küslüğün söylemesi lazım. Taraftarların da artık sağduyulu yaklaşması lazım. Peki Mehmet Ali, şunu sorabilir miyim sana? Tabii. Şimdi Galatasaray'ın Antalya yenilgisi, Beşiktaş'ın da son maçta aldığı 3 puanla Beşiktaş 3. lig için biraz iddia kazandı. Yani iddialarla geldi. Lig 3.'lüğü demek, ikisi de gerçi UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor ama 3. olan takım 15 gün önce sezonu açacak ve bir ön eleme az oynayacak. Bu avantajı, bu eline geçen kozu değerlendirmek isteyen Beşiktaş bu maça mutlaka her takım asıl olarak çıkacaktır ama Beşiktaş için bir artı motivasyon olabilir mi? Mutlaka olabilir çünkü önlerinde çok önemli bir Galatasaray örneği var. Galatasaray hatırlayacaksınız, geçtiğimiz sezonu 5. bitirerek neredeyse Ağustos'un ortasında açtı. Temmuz'un ortasında daha doğrusu açtı sezonu. Ağustos'ta maç oynamaya başladılar. Erken forma girmek biraz da mutlaka. Geçmiş dönemlerde Inter Toto'ya katılan takımlarda da, Avrupa'ya erken açılan takımlarda da gördük. Bu futbolcular için çok artı bir motivasyon olacak. Yani bir hafta daha tatil yapabilmek, tabiri caizse, veya da bir hafta daha lige geç başlamak onlar için çok önemli bir unsur. Ama bu maç için ne kadar etkili olur onu çok kestiremiyorum kafamda. Yani Beşiktaş'ın Bursa Spor'u bu haliyle çok yenecek gücü olmadığını düşünüyorum. Çünkü Bursa Spor kent olarak çok hazırlandı bu maça. Evet. Ertuğrul Hoca her yaptığı açıklamada mental anlamda futbolcularına aynı şeyi öğütlüyor. Yani bak hatırlarsan geçmiş dönemdeki iddialı sözlerini bile bir nebze azalttı. Yani işte şampiyonluk yolundaya döndük mecburen. Şampiyonluğun adı konuşulmaya başladığından itibaren takım üzerinde ister istemez bir stres oluştu. Kesinlikle. Yani bunun ceremesini de çektik birazcık. Evet. Ancak elbette ki Beşiktaş maçında taraftarın desteği, Beşiktaş'ı futbolcularının moralsizliği her şeye rağmen bir motivasyonu, taraftara çok büyük görev düşüyor.
Bu noktada çok sabırlı olmamız lazım. Evet, onu söyleyecektim. Şimdi taraftar faktörüne gelecektim. Bu sene tribünlerin, şunu söyleyeyim, sonra senden yorum alayım. Tribünlerden pankartla verdiği çok güzel, inanılmaz mesajlar vardı. Özellikle bir pankart çok hoşuma gitmişti. Ruhlarımızı huzura erdirmeye o kadar yakınsınız ki, bunu İstanbul'da çok tartıştı. Arkasından o Bursa Spor'un mazisini irdeleyen bir pankart vardı. İşte kurulduk, Türkiye Kupası şampiyonu olduk, Intertoto zaferimiz ve onlar başardı, sıra sizde. Ve en son bir teslim ol İstanbul pankartı. Bet gitti ve Dalton kardeşler o İstanbul basının çok hoşuna gitmiş, tam sayfa kullandılar. Aynen. O mizahi olay, ironi yaklaşım. Ya taraftarın verdiği mesaj da çok. Bana göre Bursa Spor taraftarı bu sene çok sağduyulu, akılcı, ekstrem olayları bahsetmiyorum. Mesajlar verdi. Özellikle de son bir aydır, son 4-5 maçın tribünde küfür de yok. Ve inanılmaz bir şekilde ben maç sonrası Bursa Spor TV'ye yorum yapmak için son hakem çıkana kadar beklerken orada gözlemcilerle konuşuyoruz. Ya kardeşim bu seyirciye ne oldu diyor. Bir tanesi kafasına taş mı düştü? Bunlar küfrederdi. Şimdi inanılmaz tablo. Biz şaşırıyoruz. Yazarken ben gözlemlerime taraftarlardaki değişim inanılmaz diye raporuma yazıyorum. Çok memnun kalıyorum taraftarın bu yaklaşımından, değişimden diyorum. Sen bizim taraftarı sezon içi ve gelinen noktada, yani şu son maça kadar geldiğimiz noktaya kadar oyuncular gibi performansını değerlendirsen neler söyleyeceksin? Bursa Spor taraftarı, taraftarı yapması gerekeni, üzerine düşeni layığıyla yapıyor. Evet. Sezon boyunca da bunu kanıtladılar ama en son somut olarak söyleyebileceğim şey Antalya Spor maçı. Hatırlayacaksın, 1-0 geriye düştü takım. Normal şartlarda Bursa Spor taraftarı belki tepki verirdi. Evet. Veya da umutsuzluğa düşerdi. Veya da belki, gene tırnak içinde söyleyelim, takıma küserdi. Aleyhte bağırırdı. Ancak taraftarın inancı, bakın bu nokta çok önemli. Taraftarın inancı maçı çevirmeye yetiyor. Taraftar inanırsa futbolcuyu bir şekilde o maça empoze ediyor. Motive oluyorlar onlar da. Maça geri dönüyor futbolcu. Evet. Yediği golü unutuyor. Eğer bir hata yapıyorsa bu hatasından en kısa zamanda dönmeye çalışıyor. Eğer bir üzerinde sorumluluk, ağırlık hissediyorsa bunu omuzlarında iki misli taşıyor. Bu da futboluna yansıyor. Teknik direktörden aldığınız direktifler bazen yeterli kalmayabilir. Tabii. Taraftardan aldığınız o elektrik, o güç, o tezahürat, o sloganlar sizi maça yönlendirir. İşte bu noktada Bursa Spor taraftarı, özellikle bilmiyorum konu içinde, program içinde değerlendirir miyiz, Sercan'a inanılmaz sahip çıkıyor. Hele de şöyle bir dönemde. Şimdi söyleyebilirsin tabii. Açabilirsin. Sercan'ın tabii son dönemdeki performansı, keza Ozan'ın da performansı Bursa Spor'un ilk dönemde görmeye alıştığımız şeklinde değil. Evet. İnanılmaz bir eforla girdiler lige. İkisi de inanılmaz maçlar çıkardılar. Galatasaray maçında kaçırdığı goller belki şampiyonluktan edecek Bursa Spor'u. İşte bittin dedi, tamamlandı. Oraya gelecektik. Evet, Sercan'ın o noktada kendisi talihsizlik olarak nitelendiriyor ama orada bence Arda'yı örnek alması lazım. Arda da aynı maçın ardından dedi ki evet, talihsizlik diyemeyeceğim ben buna. Tamamen beceriksizlikti. Çünkü bir futbolcunun gol kaçırma elbette lüksü var. Her maç aynı performansı sergileyemeyeceğini mutlaka hepimiz kabul ediyoruz. Messi bile bugün her maçta aynı performansı sergilemiyor. Aynen öyle, hatırlayacaksınız. O yüzden belki Inter'e de Şampiyonlar Ligi finalini hediye ettiler. Hediye ettiler, doğru. Ancak üzerine düşen Sercan'ın daha çok koyma. Bilmiyorum, mental anlamda bir yardım alıyor mu? Abilerinden yeterince destek görüyor mu? Abilerinden sanıyorum büyük destek görüyor. Çünkü onu hep sık sık dile getiriyor. Burada da konuşuyoruz. Yani bütün abileri kendisine eksiklerini, özellikle Ali Tan Doğan'ın kendisine olan katkısını söylüyor. Yani şunu şöyle yapayım. Ömer Erdoğan'ın abi kaptan olarak onun önünde motive ettiğini söylüyor. Ama tabii gençlik de var ama ben de o Galatasaray maçında kaçırılan gollere doğrusu saç baş oldum. İyi yani. Niyetinden hiçbir şüphem yok. Kesinlikle. Sadece. Çok da gayretli kesinlikle şekilde mücadele ediyor. Evet. Ancak Ertuğrul Hoca geçtiğimiz maç bence doğru olanı yaptı. Hatırlayacaksın, son 10 dakika oyuna girmişti. Bursa'daki son karşılaşmada Galatasaray maçından önce. Belki ona bir Galatasaray maçından sonra pardon. Öyle bir destek olmuştur diye bekliyorum. İnşallah yarın bu haftaki Beşiktaş maçında da şampiyonluğu getirecek gollere imza atar. Ağzın bağlısın. Sevgili Nöbeteli. İnşallah. Tabii diğer maçı da bağlı. Ozan'a da birazcık değinelim istersen abi, gelmişken. Bitmeden önce değinelim. Tabii. Tamam. Ozan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama, biz de gerçekleştirdiğimiz daha önceki radyo programlarında da sıklıkla dile getirmeye çalıştık. Ozan'ın yaptığı açıklama beni üzdü. 21 yaşında bir genç kardeşimizin
bu performansındaki düşüklüğün sebebi nedir diye söylendiğinde, işte çok maç oynadık üst üste, çok yoruldum, hiç dinlenme fırsatım olmadı gibi açıklamaları beni bir genç bir abici olarak üzdü. O zaman biz de konuşmayalım, yazı yazmayalım. Bizde öyle bir dinlenme şansımız yok. Yani evet. Hiç kimsenin öyle bir dinlenme periyodu yok. Tamam, belki gençlik heyecanı söylemiş diyelim. Mutlaka, evet. Mutlaka onu da affedelim taraftara abi. Anlatma adına yarın, hep yarın gidiyorum. Evet. Pazar günkü maçı bekleyelim. Pazar günkü maçı. Bir ara verelim, tekrar birlikte uzunlamaları. Kısa bir ara efendim.